Herkese merhabalar, selamlar sevgili dostlar, güzel arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım her biriniz çok çok iyisinizdir. Bugün tüm güneş yükselen ay burcu koç olanlar için 4-10 Mart haftalık kahve bakımınızı yorumluyorum. Güzel, hayırlı, uğurlu, mutluluk getiren, ışık getiren bir hafta olsun diyelim. Hemen şöyle arkadaşlar, fincanınızı sizlere gösteriyorum. Şurada çok güzel bir K harfi var aslına bakarsanız. Biraz el yazısı gibi düşünün. Bu baştaki çubuk kısmı tık tık. Çok güzel. Demek ki adında soyadında K harfi olan birisiyle bakın. Karşılıklı olarak bir tarafta siz, bir tarafta bir. Adında soyadında K harfi olan bir yer. İşte kurum kuruluş olabilir. Ama bu K harfi biraz baskın. Onu söyleyeyim. Bir insanoğlu bir baskın bir karakter olabilir. Önemli bir yer. Kalkıp da bakkal değil. Ama önemli bir yer. Ve sizler arkadaşlar sağ tarafta bu kişi, yer veya kurumla artık karşı karşıya geliyorsunuz. Hemen bu K harfinin altında güzel bir kalp oluşmaya, hemen karşısında da bakın güzel bir kuyruğuna kadar belli bir kuş var. Bu arkadaşlar hem evet aşk haberleri, yani ilişkinizin düzelmesi, anlaşma, romantizmle ilgili olabileceği gibi, hem de güzel arkadaşlar kalbinizi, gönlünüzü hoş tutacak. Yüreğinize gerçekten çok çok iyi gelecek. Belki bazı konularda küçük de olsa acıları dindirebilecek, endişelerinizi giderebilecek güzel haberler alabilirsiniz ki bakın altları da gördüğünüz gibi hani bir noktada olduğu için böyle altı bakın şey sağlam baya. Bu da şunu söylüyor. Hani bu haber öyle kıytırık bir haber değil. Gerçekten sağlam bir haber. Hani tabii ki anne babandan belki ilişkine bir destek bekliyorsun. Yapacaklarınla ilgili hani bir yerden bir cevap bekliyorsanız buradaki insanlar, yerler sözlerinden kalkıp dönmezler. O yüzden size gelen haberlere biraz daha güvenebileceğiniz bir süreçtesiniz. Şurada tekrar bakın güzel bir kuş var. Burada sanki bakın böyle anahtar gibi çok önemli bir şey var. Kapıları açacak. Tabii ki her kapının kilidi birbirinden farklıdır. Bir kilitle ilgili bir açılış durumu olabilir. Kalbinizin kapıları artık açılabilir. Onun haricinde uzun zamandır çocuk, iş, eğitim, kariyer, para, sağlık olayları, yani o konulara çok fazla giremedik. Başlayacağız. O kapıyı bir türlü şöyle bir tıngırdatamadık, bir kapısını çalamadık oraların diyorsanız bu dönemde kapıyı çalmanıza gerek yok. Zaten anahtar sizin elinizde. İster istemez kendinizi zaten aklınızda olan o sürece girmiş bir şekilde bulabilirsiniz. Ki bakın haberde biraz daha bununla ilgili. Umarım şuradaki bakın kuş sizlere görünüyordur. Hemen alta doğru baktığımda çok net bir koca kafa. Omuzlardaki yükler biraz azalmaya başlamış. Zaten görüyorsunuz sağ tarafta. Ağızdan birazcık laflar, sözler çıkıyor. Bu bedenin devamı. O kadar şey değil ama şuradaki kolu görüyor musunuz? Şu tarafa doğru bir uzanış söz konusu, baya baya belli. Şimdi kafa bu kadar yuvarlak olması demek biraz daha dişil enerjideki düşünceler demektir. Şimdi şöyle söyleyeyim. Dişil enerji demek sadece aşk, şefkat, merhamet konuları değil. Manevi anlamda toparlanmak demektir. Maddi sıkıntı sizin maneviyatınızı etkiliyorsa maneviyatınızın toparlanması demek, maddiyatınızın da tabii ki buna istinaden düzelmesi olabilir. İlişkiler olabilir. Bazı durumlar vardır arkadaşlar. Hani para, mal, mülk hiç bununla alakası yoktur. Gönül ilişkileri, çocuklarınızla ilgili konular. Yani onun haricinde kafanıza çok taktığınız bazı şeyler varsa birisinin hareketiydi, davranışıydı. Artık hani tam paraysa da parayı yatırmışsınızdır. Hani bekliyorsunuzdur ne olacak diye. Bununla alakalı konular, kendinize olan güveniniz, bir de anne kişisi ve anne tarafından gelen kimler varsa bu kişilerle aranızdaki problemler düzelebilir. Biraz küslükler, limonilikler varsa bunların da biraz daha hani aradaki buzların erimesi söz konusu. Şimdi şuradan bir
Arkadaşlar başlayalım. Şu K harfinden zaten bahsetmiş idim. Bu arada o K harfiyle ilgili söylediğim yerin içerisinde bir insan hemen arkasına takılmış bir böyle büyük ejderha gibi, sanki ejderha ayağa kalkmış da bu insan onu sürüklüyor. Ejderha arkadaşlar sinir, öfke gibi durumları anlatıyor. Siz bunu çok affedersiniz köpeğiniz gibi yapmışsınız. Yani tasmasından sürüklüyorsunuz. Bu tamamen kendinize hakim olabilmek demektir. İster istemez herkes sinirli olabilir, agresif olabilir. Ama bunu ne kadar dışarıya yansıtıyorsunuz? İşte bu hafta dışarıya bu öfke, sinir, evet stresli olabilirsiniz. Ama bunları yansıtmıyorsunuz. Kendinize hakim olduğunuz bir dönemdesiniz. Hiç çok temiz görünüyorsunuz. Hani belki diyeceksiniz bu hafta sinirlenmeme gerektiren hiçbir şey yok. O yüzden tabii ki o kısım gayet sakin. Tabii ki bu şekilde olabilir. Bir de arkadaşlar şöyle baktığınızda uzaktan biraz N harfini şöyle yaptığımda çok bariz bir 2 rakamını ve bir E ile bir M harfini görüyorsunuz. Az önce bir yerde daha E harfi, evet işte orası burası. Bakın görüyor musunuz? E harfleri bu hafta birazcık fazla. E harfi iyilik yapmak demektir. Sürekli olarak bir iyilik yapma peşindesiniz. Yani sizinle hiç alakası olmayan insanlara bile koşup gidip aman elinizden tutayım, aman gelin işte yardım edeyim, buyurun gelin buraya oturun gibi böyle bir yardım etme isteğinde olabilirsiniz. Onun haricinde buradaki M harfinin İçerisinde arkadaşlar şuradan bahsediyorum. İki kişi çok samimi bir konuşmadasınız. Bu kişi koç, terazi veyahut da bir yay burcu olabilir. Tabii ki kendiniz zaten evet bir koçsunuz ama bir başka güneş yükselen ay burcu koç olan bir kişiyle daha çok samimi, sıkı fıkı aranızda da bakın bir bağ var. Biraz böyle sizi iş sözleşmesi bağlayabilir, sizi kira sözleşmesi bağlayabilir, atılan imzalar, verilen sözler, WhatsApp konuşmaları gibi bazı şeylerle birbirinize bağlandığınız bir insan bu. Sağ tarafta olduğu için de ekstradan temiz. Ve dediğim gibi şurada çok bariz bir iki rakamı var. Bir tane iki rakamınız var. Bu iki rakamı da sağ tarafta olduğu için ikili ilişkilerde yükselme olaylarını getiriyor. Birisi için özellikle daha değerli insan. İşte iki çalışan varsa bunların içerisinden sıyrılırsınız. Gibi. Hani en sevilen çocuk siz olursunuz. Böyle bir hani yükselişi aslında anlatıyor. Şöyle bir devam ettiğimde şurada bakın böyle bir akrep gibi bir şey var farkındaysanız. Bu tamamen bir akrep burcu, onu söyleyeyim sağ tarafta. Güneş yükselen ay burcu akrep olan bir kişi ile aranızda soruyorum ki yakın zamanda bir anlaşmazlık, bir problem yaşadınız mı? Çünkü bu kişi normalde sizi pusuya düşürmeye çalışan bazı konuşmalar yapıp sizi denerken, bakın anne baba da olabilir bu, ağzınızı ararken, size böyle bir şeyleri teklif ederken, belki sizi denedi bakalım hadi bu çukura düşecek misiniz diye. Ama demek ki düşmemişsiniz. Bu insan da artık sağ tarafta sizinle ilgili hangi düşüncesi varsa artık temizlenmiş, arınmış ve size güvenen bir profil çiziyor. Burada arkadaşlar şu alanda ağzı çok açık, kuyruğuna kadar belli olan bir bukalemun var. Bukalemunları görmüşsünüzdür, ağzını vesaire, kuyruk kısımlarını. Bu bir bukalemun. Üzerinde de 3 kişi kadar, bakın böyle yatan birisi, dikine birisi, biraz da yatayda birisi. Yani her çeşit insanın olduğu bir ortam. Biraz arkadaşlar kalbi olarak sıkıntılar, üzüntüler, anlaşmazlıklar yaşanmış olabilir. Şimdi bu alanda bir kişi hem ortayı bulmaya çalışabilir hem de saf değiştirebilir. Ve böylelikle de sanki etrafı çok temiz olduğu için böyle bir yorum yapacağım. Diyelim 3 kardeşsiniz ya da ailedesiniz, anlaşamıyorsunuz. Bir kişinin ortayı bulmasıyla ya da ben de onun aynı fikirdeyim. Bak gel ayrı kalma. Gel hep beraber bunu uygulayalım. İyi tamam hadi öyle olsun. Bakın ne oldu? Öyle de böyle de bir fikir ayrılığından satış mı yapıyorsunuz? Alma mı yapıyorsunuz? Başka bir şey mi yapıyorsunuz? Karar mı veriyorsunuz? İster istemez herkesin aynı noktada buluştuğu bir fikir durumu var. Buraya geleyim. Zaten biraz buradan bahsetmiştim. 7 rakamınız var. Mucizeleri anlatıyor sizlere. Şurada bir lamanız var. Lama arkadaşlar biraz küfürlü konuşmaktır. Yani her yerde çok fazla geçmez bu tabir ama çok arkada kaldığı için bir iki insana yani şöyle okkalı bir küfür savuracağım. Yani çok fena
konuşacağım ona çünkü bunu hak ediyor. Ben ona bitir dedim işte. Başkasıyla ilişkisi vardı, bitir dedim. Tembellik yapıyordu, bitir dedim. Sigara kullanıyormuş, içmesini istemiyorum. Bak bunları bitir, bana bu hareketleri yapma dedim. Ama hala yapıyor. Yani bakın Z harfinden dolayı böyle bir yorum yapıyorum. Şurada bakın bu 7 dediğim yerin içinde bir de Z oluşmuş şu anda. O yüzden böyle bir yorum yapıyorum. Hani bırak, bitir dememe rağmen hala devam ediyor. O yüzden hani ona bir laf söylemem lazım diyor olabilirsiniz. Şurada da bir kız var arkadaşlar. Çok güzel, çok güzel, çok kalbi duygularla bale yapa 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 dans ede dans ede ilerliyor. Tabii ki büyük bir mutluluk. Güneş yükselen ay burcu kova olabilir. Veyahut da kova burcu tamam bir hava grubu ama onun haricinde bir su grubundan olan yengeç, akrep ya da bir balık burcu olabilir. İnanılmaz mutlu bir kişi. Yani kadın erkek olması önemli değil. Bu kişinin çok mutlu olduğunu ifade ediyor. Ama tabii ki bir kız olarak görünüyor. Bir kadın da olabilir. Çok güzel düşünceler var. Dipten gelen yol var. Ama bunlar biraz kağıt yolları. Sanki hani sizden bir yol açılmış ama karşı taraf daha o yolu karşılayamamış. Yani siz kuruma dilekçeyi yolladınız. Bu arada niyetinizi tutun. Ama daha tam olarak ya ulaşmamış ya da bir şeyler yok ortada çok belli bariz. Siz işte benden ona giden bir sevgi var ama hani benden ona giden bir kağıt var. Ben çalışıyorum. Hani bir kağıt sahibi olayım diye ama tabii daha zamanı var. Çok şey değil. Ama biraz daha güzel, biraz daha verimli bir süreçtesiniz diyebilirim. Yani çok fazla insan var aslına bakarsanız. Kanatlısından boynuzlusuna bir sürü insan var. Çok farklı çevrelerde bulunabilirsiniz. Bir de bir kişi var arkadaşlar. Sağ tarafta bakın. Umarım gösterebilirim. Şöyle yapayım. Bakın suratı görün şurada. Gördünüz mü? Tam şu alandaydı. Korkuyor. Ağzını böyle O harfi yapmış. Oo, aa, bir bağırış yani bir şey onu heyecanlandırıyor ve sağdayken yavaş yavaş kaymaya başlıyor. Sebebi nedir bilemiyorum. Altı üstü çok belli değil. Ama öyle mi? Yani tamam ben iş buldum. İşte evleneceğim. Ama başka yerde. Ama başka şehirde. Ama çok uzak. Ama şöyle ama böyle. Evet güzel ama belki siz kabul etseniz ailenin diğer fertleri nereden çıktı? Ayrı ayrı. Diyebilirler biraz. Bu arada niyetiniz her neyse arkadaşlar çok güzel aktı. Seller sular gibi oldu. Ne diliyorsanız hadi hayırlısı olsun. Benim söyleyeceklerim böyle. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olun. Beğeni butonuna da basmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakınız. Hoşça kalın. Bay bay.